DTO ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğiyle ikincisi düzenlenen Ege ve Akdeniz bölgelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı denetim ve uygulamaları standartizasyonu koordinasyon toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Erol'un ev sahipliğinde DTO Deniz Turizmi Çalışma Grubu ve İzmir Şube Başkanı Geza Dolok yönetimindeki toplantıya Ege ve Akdeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanları, DTO Fethiye, Bodrum, Marmaris Şube Başkanları ve yöneticileri, sektör temsilcileri ile bir önceki dönem CHP Antalya Milletvekili, DTO eski Başkanı Hüsnü Çöllü katıldı. Toplantıda Ege ve Akdeniz bölgelerinde su sporları, charter tekneleri, mavi yolculukla günübirlik turist taşıyan teknelerle deniz turizmiyle ilgili faaliyetleri sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denetim ve uygulamalarına yönelik sorunlarla çözüm önerileri tartışıldı. Sektör temsilcileri tarafından sahil güvenlik denetim ve uygulamalarında en çok denize elverişlilik belgeleri, ticari rekabette gereksiz yapılan ihbarlar, charter teknelerinde alkollü içecekler, kaçak çalışan jet ski işletmeleri ile portör muayeneleri ve kaçak içki kullanımı konularında yaşanan sıkıntılar dile getirildi. DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Erol, deniz turizm sektörü olarak turizmin daha sağlıklı sürdürülmesini amaçladıklarını söyledi. Erol şöyle konuştu: "Deniz turizmi yönetmeliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılan denetimlerdeki uygulamaları standart hale getirmek istiyoruz. Böylece deniz turizm sektörünü en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz." DTO İzmir Şube Başkanı Geza Doloksa, Sahil Güvenlik tarafından yapılan denetimlerinde üyelerine yönelik yapılan işlemlerin şube başkanlıklarına da bilgi verilmesini istedi. Dolok, deniz turizmin yönetmeliği uygulamasında farklılıklar ve sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sıkıntıları gidermek istiyoruz. Deniz turizmin yönetmeliğinde değişiklikler yapılacak dedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri de teknelerde yapılan denetimlerden turistlerin memnun olduğunu dile getirdi. Bugüne kadar sahil güvenliğin iç sularda ve nehirlerde denetleme yetkisi olmadığını ifade eden sahil güvenlik yetkilileri ise denetimlerde bulunan eksiklere verilen idari para cezalarının çok yetersiz kaldığını belirterek kendilerine ticari rekabet dolayısıyla çok ihbar geldiğini, bunun yanı sıra işlerine son verilen çalışanların da tekne hakkında ihbarlarda bulunduğunu söyledi. Öte yandan yetkililer Muğla ve Antalya'da mavi kart uygulamasının çok faydalı olduğunun altını çizerek turistlerin kendi güvenlikleri için yapılan denetimlerden çok memnun olduğunu kaydetti.